Sevgili öğrencilerimiz, son yıllarda sivil havacılık alanında meydana gelen değişmeler inanılmaz boyutlara ulaşmıştır. Belki gazeteleri takip ediyorsunuz. Temmuz ayı başında sadece İstanbul Atatürk Havalimanı'na inen uçak sayısı bir günde 1000'i geçerek rekor kırmıştır. Bu şu anlama gelmektedir. İstanbul'a bu yıl 25-30 milyon civarında yolcu gelecek demektir. Benzer şekilde Sabiha Gökçen Havaalanı'nı düşünürsek, planlanan geçen yıl başında 6 milyon yolcu iken bu yıl 11 milyona ulaşmıştır. Şu anda Türk Hava Yolları 150 civarında uçağa sahiptir ve dünyanın 149 noktasına uçuş yapmaktadır. Türkiye içinde ise bu yaklaşık 50'dir ve diğer hava yollarıyla birlikte 60-70 noktaya büyüklü küçüklü uçuş yapılabilmektedir. Bir havaalanı dediğiniz şeyi gözünüzün önünde canlandırırsanız bunlar haftanın 7 günü 24 saat aralıksız hizmet veren kuruluşlardır. Şu anda tabii Türk Hava Yolları'ndan bahsettim. Bunun gibi büyüklü küçüklü 17'ye yakın havayolu şirketi var. Bunlara ilave olarak 4 tane kargo şirketi var. Muazzam bir ilerleme var havacılık sektöründe. Ancak bu ilerlemeyi destekleyecek, buna yardımcı olacak eleman sayısında da aynı şekilde muazzam bir açık var. İşte biz ve bizim gibi eğitim veren diğer kuruluşlar bu açığı kapatmak için çalışmaktayız. Bu yetişmiş elemanları sadece biz sivil havacılık sektörü için yetiştirmemekteyiz. Burası aynı zamanda Beykoz Lojistik Meslek Yüksek Okulu adından da anlaşılacağı gibi biz lojistik sektörüne de hizmet verme amacını gütmekteyiz. Ve programımızın ismi Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği. Dikkat ederseniz işletmecilik kavramı da var. Yani biz burada havacılık sektörünü bilen, havacılık jargonunu bilen, işletme kültürünü almış, lojistik temelli insanlar yetiştirmek istiyoruz. Bunun anlamı sadece havacılık sektöründe değil, lojistik ve işletme alanında da çalışabilecek ara sınıf eleman yetiştirme gayreti içerisindeyiz. YÖK, vakıf üniversitelerinden %20 bursluluk istemektedir. Ancak okulumuz genelinde bursluluk oranı %93 seviyelerindedir. Bu yıl sivil hava ulaştırma işletmeciliği bölümüne 60 öğrenci alacağız ve bu 60 öğrencinin 6 tanesi %10'u %100 burslu olacak. Geriye kalan 27 tanesi %50 burslu, diğer 27'si ise %25 burslu olacaktır. Yani 60 öğrencimizin tamamı da burslu statüsünde okulumuzda eğitim alacaklardır.